Metin Büyükşahin ben. İllüstrasyon ve resim yapıyorum. Urla'da yaşıyorum. Başta sadece benim eşim Turgut'un dedesinin evinin olduğu bir arsaymış. Sonrasında işte yine Turgut'un babası benim kayınpederim buraya bir site yapmış. Bu evde Turgut'un eviydi. Biz yaşamaya başladık. Üçüncü yazımızı geçirdik ve böyle işte sessiz sakin, güzel, huzurlu bir hayat sürüyoruz. Burada yaşadığımız bütün bu alan aslında onun çocukluğunun geçtiği alan. Böyle çocukluk fotoğrafları falan var. Dolayısıyla burada bir kapı hep vardı yani. Biz de İstanbul'da yaşarken böyle birazcık ülke şartlarından da yani gitsek mi kalsak mı, işte Türkiye'de yaşasak mı diyorduk. Ve böyle planlar yapmaya çalışıyorduk. Ama hep o planlar böyle şeydeydi yani, nasıl diyeyim, sürekli İstanbul'daki hayatımızın içinde ya bir gün zaten gideceğiz, zaten git taşınınca şöyle yaparız, böyle yaparız gibi planlar bir yandan gerçeklikten benim kopmama sebep oldu. Yani ne tam İstanbul'dayım, ne oraya tam ait hissediyorum ama bir yere gitmek istiyorum, içimde gitme isteği var filan. Bir hafta içinde karar verip tamam dedik gidiyoruz. Sonra benim hamile olduğumu öğrendik. Bambaşka bir macera başlamış oldu. Bu şekilde bir süreç oldu yani buraya gelmemiz. Ufak tadilat yaptık evde. Onda da bizim arkadaşımız iç mimar Seren Borvalı çok emeği geçti. Birçok konuda hem yol gösterdi hem üretim konusunda da çok doğru insanlara yönlendirdi. Dolayısıyla yaptığımız şeyde de böyle son artık gördüğümüz resim içimizi de açıyor yani evin içinde. Bizim evde hani böyle çok özel parçalar ya da işte küçük böyle şey detaylar çok fazla yoktur. Ben biraz böyle şeyim, çok orayı gez, bir tane bir parça bul, oradan git, işte bir sandalye topla, bir şey yap falan. Birazcık hem sıkılıyorum hem de öyle bir vaktim, ya öyle bir şeye vakit ayırmayı çok sevmiyorum diyeyim. O yüzden böyle evde eşyalara dair böyle çok özel şeyler yok anlatacağım yani. Hani birçoğunu Ikea'dan aldık koyduk gibi. Yine tabii kendi zevkimize göre ve beğendiğimiz şeyleri aldık. Burada dediğim gibi bu rutubet problemi sebebiyle tadilatta duvarları kırdık ama uzay sebebiyle de çok büyük bir tadilata girişemedik. Dolayısıyla böyle en minimal düzeyde tutmaya çalışmıştık. Yarım duvar fikrini zaten ben çok severim ve işte uzayın odasında da aynı şekilde onu kullandık ama burada da işte hem zamandan biraz kazanalım hem de estetik olarak o şeyi yakalamak için burada da yarım duvar kullandık. Tamam, bu mavi renkteydi. Bu mavi renk de bana şey gibi geliyor, böyle benim çok sevdiğim bir renk. Sanki suyun altında gözümü açıp böyle denize bakıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden o mavi de hoşuma gidiyor. Birçok insan için çok koyu geliyor ama benim için değil. Burada da işte birazcık kitapları koyduk. Bu alanı böyle değerlendirdik. Burada çok sevdiğimiz arkadaşımız Emre Altınok'un işleri var. Burada çok sevdiğim bir kolaj sanatçısı Frank Mott diye bir sanatçı, onun bir işi var. Herhangi bir mobilya koymaktansa işte raf kestirip burayı da kitaplık olarak kullanmayı tercih ettik. Burada benim çizgi sevgimi işte bu bahsettiğim arkadaşım Seren bildiği için, iç mimar arkadaşımız, dedi ki burada çok istemediğimiz kapaklar vardı, böyle sigorta, işte şey boğat kapakları falan. Onları burada gizleyelim diye böyle buraya böyle çizgi yapalım fikrini attı ortaya. Sonra işte bu ahşapları kestirdik, ben boyadım. Bir de benim böyle ay, güneş, Mars, işte böyle evrenle birazcık takıntım var diyeyim. O yüzden buraya da sanki böyle bir güneşmiş gibi bir şey koyduk işte.
Buraya da böyle uzaya bir alan yapmak istedik. Çünkü duvarı boyuyordu burada. Sonra duvar boyandıktan sonra onu her seferinde boyamak zor olacak diye silinebilir bir yüzey yapalım dedik. Burası onun böyle boyama alanı oldu. Plexiglass'la kapladık. Mutfak böyle çok şey değil yani, hani çok wow ne yaptık mutfakta gibi de bir yer değil. Ama ben böyle ikimiz aslında, Turgut da ben de çok fazla böyle özellikle bulaşık makinesi yerleştirirken işte dolap aç kapat, onu yap bunu yap, çekmeceler falan çok sevmiyoruz. O yüzden böyle burada hani elimizin altında olsun istediğimiz için böyle burada açık raf yapmayı düşünmüştük ilk burayı yaparken. Çok da pratik oluyor yani, hani bir de sürekli kullanıldığı için öyle toz, kir falan da olmuyor. Sürekli yıkanıyor, bir hareket var yani mutfakta. Burada böyle bir şeyler yaptık. Burası benim bence bu evdeki en güzel yerlerden biri. Buradan böyle bakınca işte şu aşağıdaki şeyi görmek hoşuma gidiyor çok. Bir de burası böyle başta açıktı. Çok da güzel bir boşluk vardı, o merdiven üstünde boşluk. Biraz depolama alanı vesaire gerektiği için biraz mecburiyetten burayı böyle bir dolapla kapattık. Burası Uzay'ın odası. İşte buraya onun resim köşesi yapıyoruz. Şurada benim yaptığım her çalışma sonrası, her demeyeyim de yani. Çalışma sonrası Uzay'a soruyorum, bana bazen sipariş veriyor. Panda çiz, koala çiz gibi. Onları getiriyorum. Onları buraya asıyoruz. Dediğim gibi eşyalardan çok evi ev yapan şeyler işte, ne bileyim, şuradan pencereden baktığımda zeytin ağacı odasının dibinde. Hani onu görmek, şuradan yine yeşilliği görmek falan, böyle şeyler bence daha değerli kılıyor bir evde. Yatak odasında bu yeni geldi. Swimmers diye bir işim benim. Burada rüzgar türbinleri, işte ay, deniz filan. Yani içim açılıyor baktıkça diyeyim. Biraz karanlık ama sürekli yanı başımda olması hoşuma gidiyor. Burada yine bir tane benim yaptığım ay şeyi var, tuvalde. Turgut'la bana kendimiz için yaptığım işte anneler babalar günü hediyelerimiz. Böyle burada da diğer şeyler, resimler, kitaplar. Böyle buradaki kitaplar bazen değişiyor işte duruma göre. Hangisini daha çok okumayı seviyorsak buraya koyuyoruz gibi bir şeyler. Yani atölye ve ev çok yakın. Büyüttüğüm 2 yaşında bir oğlum da olduğu için böyle kafama her estiğinde atölyeye geleyim, uzun süreler boyunca çalışayım, işte denizin tadını çıkartayım, işte müzik dinleyeyim, müzik yapayım falan, öyle şeyler yapamıyorum. Böyle daha kısıtlı alanda, kısıtlı zamanda işte 2 saatim varsa geliyorum, hemen ona odaklanıyorum. Bazı günler tıkanıyorum, hiçbir şey yapamıyorum ama atölye birazcık böyle şey yani, evet burada var ama bazı günler gelemediğim için de biraz üzüntü sebebi olabiliyor. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Bilkent Üniversitesi'nden mezunum, biyola bölümünden. Okul devam ederken işte fotoğraf çekiyordum, çizim yapıyordum. Zaman içinde kendimi daha çok işte bu alanlarda geliştirdim. Üniversiteye başlayacağım sene bir seçim yapma aşamasına geldim kendi içimde. Devam etsem mi müziğe, yoksa gerçekten istediğim gibi görsel iletişim tasarım ya da öyle bir bölümde devam etsem mi gibi. Aile içi muhakemeler sonucu müzik bölümünden mezun olmaya karar verdim. Ama hep işte dediğim gibi bunu yaptım. Sonrasında işte birazcık çocuklarla çalıştım müzik. Kendim işte fotoğraf çektim, fotoğraf asistanlığı yaptım İstanbul'da, bir yandan çizdim filan. Ve en son işte İstanbul'a son gittiğim sene,
taşındığım, tekrar taşındığım seferde dedim ki yani ben resim yapmak istiyorum, kendimi bu şekilde iyi hissediyorum. O sırada da bir okulda müzik öğretmenliğine başlamıştım böyle. Ondan sonra bir 13 gün sonunda istifa ederek böyle ayağım kırıldı filan. Onun neticesinde evde kalarak işte raporluyken daha çok çizdim. Ondan sonra da işte yolumun o olduğunu birazcık hissediyordum zaten. İşte eşim Turgut, o da birazcık hani böyle ne yapmak istediğini gör dedi. Devam ettim ve oldu yani. Kendi hissettiğim yolda başarılı olduğumu gördüm ve buraya geldik işte. Aslında benim işler böyle çocukluktan gelen bir geçmişi var. Böyle babamla biz oyun oynardık, böyle kalemi kaldırmadan tek çizgiyle bir şeyler çizelim. Bir gün böyle işte böyle bir surat çizmiştim. Sonra baktım böyle bir yere gidiyor falan. Birazcık daha böyle zorlayınca güzel bir figür olduğunu düşündüm. Yani estetik geldi bana. Sonra araştırınca bilmiyordum da yani o zamanlar işte daha eskiden bahsediyorum. Aslında bu one line drawing diye bir bilinen, dünyada kullanılan bir çizim tekniği olduğunu öğrendim. Sonrasında işte birazcık üstüne gittim. Gördüğüm örneklerde çok birbirini andıran şeyler vardı yani böyle sanki tek kişinin elinden çıkmış gibi. Ama işte birazcık değiştirmek istedim. Ben de o çizgiye girsin istemedim. Birazcık işte kurcaladım. Daha çok işte çizim yaptım filan. Sonrasında da işte o çizgiye sadık kalarak birazcık daha artık yani tek çizgiden oluşturmuyorum bütün bu karakterleri ama birazcık daha hani o ilk zamanlarına referans verecek formda tutmaya çalışıyorum karakterlerin biçimini. Çok fazla şey sorusu geliyor işte böyle bir neden bu kadar mutsuzlar, niye bu kadar hüzün var, neden hüzünler, artık mutlu bir şey çizdim falan. Ama yani bunda da hep şey hissediyorum işte yetişkin oldukça insan böyle birazcık o hüzün duygusu hep bastırılmak zorunda kalıyor gibi geliyor. Böyle işte ağlamamam lazım, işte hissettiğimi saklamam lazım gibi birazcık hani o hayatların içinde o hüznü çok da gizlemeden yaşayan insanları aslında göstermeye çalışıyorum işlerimde. Bu da bir gerçek yani hayatın gerçeği ve hüzün hepimizin içinde var gibi yani. Ağlamayı hiç saklayamıyorum maalesef. Yani sinirlendiğimde de ağlarım, üzüldüğümde de ağlarım. Haksızlığa uğradığımda da ağlarım. Çok yani o duyguyu gerçekten bastıramıyorum. Belki de o beni buna itmiştir yani. Kendimi daha iyi hissediyorum belki onu açığa çıkardığımda. O yüzden belki bana bu kadar mutsuz gelmiyorlar.